ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, bir yandan dünyanın ötesinde yaşanabilir gezegenler ve uzaylı yaşamı aramak için yeni teleskoplar ve sondalar gönderirken, öte yanda dünya dışı varlıkların keşfinin insanları nasıl etkileyebileceğini anlamaya çalışıyor. NASA bu kapsamda farklı dinler ve mezhepler hakkında çalışma yapan 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu. İslamiyet'in doğuşundan itibaren hadisler, Müslüman alimler veya ilim adamları bütün insanlığı aldatacak bir sahte mesihten bahsediyor. Sahte mesihin insanlığın göreceği en büyük fitne olacağından bahseder hadisler. Hatta Hristiyan dünyasından Sergi Monast, 1994'te NASA'nın yürüttüğü bir takım gizli projelere ulaşmış ve dışarı sızmasını sağlamıştır. Sergi Monast, bir zamanlar komplo teorisi denen NASA'nın Blue Beam projesini deşifre eden kişidir. Bugünlerde uzay ve dünya dışı varlıklara bu kadar atıf yapılması ve gözlemin artması, Sergi Monast'ın 27 yıl önce anlattıklarının nasıl da gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor. Sergi Monast'a göre her şey küresel bir ekonomik çöküşün ardından başlayacak. Nakit ve kağıt para kaldırılmadan önce yeni bir ara para birimi kabullendirilecek. Herkesi ellerindeki nakiti bankalara yatırmaya zorlayacak ve bu sayede parası olup da buna ihtiyacı olmayanlar bile yeni dünya düzenine karşı bir ayaklanmayı finanse edemeyecek. Monast'ın açıklamalarına göre NASA'nın Blue Beam yani Mavi Işık projesinin en önemli ayağı, yeni dünya düzeninin kurulabilmesi için yeni çağın yeni dini inancının oluşturulmasıdır. Monast'a göre temel amaç Kudüs merkezli tek yeryüzü devletini oluşturmaktır. Bunun için bütün dünyadan görülecek bir hologram oluşturulacak ve bu hologram o toplumun inancına göre figürlerle yine o toplumun diliyle hitap edilecek şekilde uydulardan, harp ve casus uçaklardan faydalanılarak bir gösteri yapılacaktır. Yıllardır bu oyunu sergilemek için gizliden gizliye çalışıyorlar. Tarihi değiştirdiler, bilimi manipüle ettiler. Sinema ve sanatla inanmamız ve etkilenmemiz gereken kodları insanlara yüklediler. Artık geriye tek şey kaldı. Dini kaynaklarda bahsedilen Mesih, Mehdi alametlerini dünya teknolojileri sayesinde hayata geçirerek insanları kendi çıkaracakları ve rol verdikleri kişilere itaat ettirmek. İlk önce insanlığın dini inançlarından uzaklaştırılmasının ardından verilmiş olan kehanetlere uygun şekilde uzay şovları yapılacak. Gösteri uydulardan sodyum bazlı bir katman üstünde, yerden yaklaşık 90 kilometre yukarıda gerçekleşecek. Günümüzde halen arada bir tespitlerini görüyor fakat bunları UFO gözlemlemesi olarak kayıtlara geçiriyoruz. Çok profesyonelce hazırlanmış bu şov sonunda yeni Mesih tanıtılacak ve yeni dünya inancına adapte edilecek. Fakat bu yeni tanrı eski anlatılanların yanlış anlaşıldığını, bu nedenle kardeşin kardeşi vurduğunu, ulusların uluslara savaş açtığını belirtip, artık eski dinlerin yok edilmesi gerektiğini ve yeni bir inanışa geçmenin vaktinin geldiğini söyleyecek. 1994 yılında bu açıklamaları yapan Sergi Monast'a Eyes Wide Shut filmiyle gönderme yapan Stanley Kubrick, filmin yayınlandığı yıl kalp krizi geçirerek öldü. Bu film sayesinde üstü örtülmüş birçok gizli bilgi deşifre edilmek zorunda kalmıştır. Sergi Monast'a bu açıklamalardan sonra kalp krizi geçirerek ölmüştü. Devletler tarafından finanse edilen gizli projelerin alametlerinin insanlar üzerindeki yansımalarını anlatan Matt Bilitz de 51. Bölge Efsanesi'nin insanların bakış açılarını değiştirmek için nasıl kullanıldığını anlatıyor. Matt Bilitz'e göre Nevada'nın 51. Bölge Hava Kuvvetleri Tesisi onlarca yıldır uzaylıların ve onların teknolojisinin var olduğuna dair kanıtlar etrafında dönen komplocu bir kasırganın odağını temsil etti. Kitaplar, TV şovları ve hatta devasa çevrim içi baskınlar, izinsiz girenlere karşı uyarı veren sert uygulamaların ötesinde neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Uzaylılar bu yerleşkede ikamet etmiyor olsa da orada olanlar da bir o kadar ilginç. Çorak Nevada çölünün ortasında 51. bölgenin ön kapısına giden tozlu, işaretsiz bir yol var. Bir zincir bağlantı çiti, bir bariyer ve korkutucu izinsiz giriş levhalarından biraz daha fazlasıyla korunmaktadır. Amerika'nın çok efsaneleştirilmiş, çok gizli askeri üssünün daha yüksek koruma altında olacağı düşünülebilir. Ancak böyle olduğuna aldanmayın. Çünkü izliyorlar. Kapının ötesinde kameralar her açıyı görüyor. Uzak bir tepenin üzerinde aşağıdaki her şeye bakan renkli bir ön cama sahip beyaz bir kamyonet var. Yerel halk üssün çitlerden atlayan her çöl kaplumbağasını ve tavşanını bildiğini söylüyor. Hatta başkaları yol üzerinde gömülü sensörler olduğunu iddia ediyor.
51. bölge içinde tam olarak neler olup bittiği onlarca yıllık dehşetli spekülasyonlara yol açtı. Elbette galaktik ziyaretçilerin içeride bir yerde saklandığı uzaylı komploları da buna dahil. Daha ilginç söylentilerden biri de 1947'deki Roosevelt kazasının aslında mutasyona uğramış cüceler tarafından yönetilen bir Sovyet uçağı olduğu ve enkazın 51. bölgede kaldığı konusudur. 1947 yazısında bir çiftlik sahibi New Mexico'da Roosevelt yakınlarındaki bir merada tanımlanamayan enkaz keşfetti. Yerel hava kuvvetleri üstünden yetkililer bunun düşen bir hava balonu olduğunu iddia etseler de birçok insan bunun dünya dışı bir uçan daire kalıntıları olduğuna inanıyordu. Gizemli enkazın ortaya çıkmasından yaklaşık 50 yıl sonra ABD ordusu olayı Mogul Projesi adlı çok gizli bir atom casusluğu projesiyle ilişkilendiren bir rapor yayınladı. Yine de birçok insan öyle olmadığına inanıyor. Bazıları da ABD hükümetinin 1969'da Ay'a inişini bu üssün hangarlarından birinde filme aldığına inanıyor. Tüm mitler ve efsaneler için doğrulan tek şey var. O da 51. bölgenin hala çok aktif ve gerçek olmasıdır. Bu çitlerin içinde uzaylılar veya Ay'a iniş filmi çekilmemiş olabilir. Ancak orada bir şeyler oluyor ve yakından takip edilen bu Nevada çölünde neler olup bittiğini yalnızca birkaç seçkin kişi biliyor. 30 yıldan fazla bir süredir 51. bölge konusunda araştırma yapan havacılık tarihçisi ve yazar Peter Merlin, 51. bölgeye girişin yasak oluşu insanların orada ne olduğunu bilmek istemelerine neden oluyor diyor. Ve kesinlikle orada hala bilinmeyen çok şey var. Gelin bu gizemin kökenine bir yolculuk yapalım. 51. bölgenin başlangıcı doğrudan U-2 yüksek irtifa keşif uçağının gelişimiyle ilgilidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği kendilerinin ve Doğu Bloğu'nun etrafına bir demir perde çekerek dünyanın geri kalanı için neredeyse bir istihbarat kesintisi oluşturdu. Sovyetler Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgalini desteklediğinde Kremlin'in etkisini agresif bir şekilde genişleteceği giderek daha açık hale geldi. Amerika, Pearl Harbor'daki Japon saldırısından yalnızca 10 yıl sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği teknolojisi, niyetleri ve sürpriz bir saldırı başlatma yeteneği konusunda endişeliydi. 1950'lerin başında ABD donanması ve ABD Hava Kuvvetleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üzerinde keşif görevlerine alçaktan uçan uçaklar gönderdi. Ancak sürekli olarak vurulma riski altındaydılar. Kasım 1954'te Başkan Eisenhower, U-2 programı adı verilen yüksek irtifa keşif uçağının gizli projesini onayladı. İlk emirlerinden biri eğitim ve test için uzak, gizli bir yerin bulunması oldu. Onu Güney Nevada çölünde Grom Gölü olarak bilinen bir tuz düzlüğünün yakınında buldular. Harita tanımıyla 51. bölge olarak bilinen bu hiçliğin ortasında yer alan bu bölge, çok gizli yeni bir askeri üs haline geldi. U-2 projesinin önde gelen mühendislerinden biri olan Kelly Johnson, işçileri gelmeye ikna etmek için daha cazip bir isim verdi. Cennet Çiftliği. U-2 testleri Temmuz 1955'te başladı ve hemen ardından tanımlanamayan uçan cisim gözlemleri hakkında raporlar yağdı. Nedenini anlamak kolay. 1998'de redaksiyonlarla gizliliği kaldırılan ve ardından neredeyse tamamı 2013'te yayınlanan 1992 tarihli bir CIA raporunda belirtilmiş. Bu gözlemlerin çoğu U-2 gibi yüksek irtifalarda uçan bir uçak görmemiş olan ticari havayolu pilotları tarafından gözlemlendi. Bugünün uçakları 45 bin fit yüksekliğe kadar uçabilirken 1950'lerin ortalarında hava yolları 10 bin ila 20 bin fit arasındaki irtifalarda uçuyordu. Bilinen askeri uçaklar 40 bin fite çıkabiliyordu ve bazıları insanlı uçuşun bundan daha yükseğe çıkamayacağına inanıyordu. 60 bin fiti aşan irtifalarda uçan U-2 tamamen yabancı bir tanımlanamayan cisim olarak görüldü. Doğal olarak hava kuvvetleri yetkilileri bu açıklanamayan gözlemlerin çoğunun U-2 testleri olduğunu biliyorlardı. Ancak bu ayrıntıları halka açıklamalarına izin verilmedi. Bu nedenle doğal fenomenler veya yüksek irtifa hava durumu araştırması 1960 yılında Gary Powers'ın U-2 ile Rusya üzerinde vurulması da dahil olmak üzere UFO gözlemleri için temel açıklamalar haline geldi. En son 2013 raporuyla ilgili ilginç olan şey 51. bölgenin varlığını doğrulaması. Raporun 1998 versiyonu U-2 test sahasının adı ve konumuna atıfta bulunurken 2013'ten itibaren 51. bölge, Grom Gölü ve hatta bir harita dahil olmak üzere çok daha fazlasını ortaya koymaktaydı. U-2 operasyonları 1950'lerin sonlarında durduruldu. Ancak diğer çok gizli askeri uçaklar 51. bölgede testlere devam etti. Yıllar içinde A-12 ve Bird of Prey, F-117A ve Tajit Blue gibi çok sayıda gizli uçak geliştirildi ve Nevada çölünde test edildi.
gizliliği kaldırılmış birçok belgede 51. bölgenin 1970'lerde gizlice ele geçirilen Sovyet MiG'lerini incelemek için Project Have Dog Note'a ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor. Peter Merlin, Rus uçaklarını 51. bölge üzerinde uçurdular ve taktik geliştirmek için ABD savaş uçaklarını onlara karşı manevra yaparak test ettiler, diyor. Onları alt edemeyeceklerini, ancak ondan nasıl kaçabileceklerini öğrendiler ve bu hala bugün de devam ediyor. Artık MiG'leri ve 21'leri görmek yerine MiG-29'lar ve Su-27'ler var. Eylül 2017'de bir hava kuvvetleri yarbayı, uçağı Nevada'da düştüğünde ve Pentagon uçağın kimliğini tespit edemediğinde gizemli bir şekilde öldürüldü. Görünüşe göre büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirilen yabancı bir jetle uçuyordu. Öyle olsa bile uzaylı komploları 1989'da Bob Lazar'ın verdiği bir röportajda uzaylıları gördüğünü söylemesi ve üste çalışırken uzaylı gemilerinde tersine mühendislik yapılmasına yardım ettiğini iddia etmesiyle gerçeklik kazandı. Birçok kişi bunu kurgu olarak görmedi. Yıllarını eski 51. bölge mühendisleriyle konuşarak geçiren Peter Merlin, "Hatta bazıları bu şeyler üzerinde çalıştıkları ve bu harika uçakları yaptıkları için çıldırıyorlar," diyor. Bu dünya teknolojisi. Gerçekten eski Amerikan bilgi birikimine sahip olanlar bunun dünya dışı olduğunu iddia ediyorlar, diyor. Bugün 51. bölge hala çok fazla kullanımda. Google Earth'e göre sürekli olarak yeni inşaatlar ve genişlemeler yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde kartal gözlü ziyaretçiler gökyüzünde yukarı ve aşağı hareket eden garip ışıklar görebilirler. Bunlar bir UFO değil, aslında işçileri Las Vegas'ın McCarran Havaalanı'ndan üste taşıyan Janet çağrı işaretini kullanan yarı gizli sözleşmeli Banlio Havayolu şirketidir. Bugünlerde Amerika'nın en gizli askeri üssünde neler olup bittiğine gelince bunu çok az kişi kesin olarak biliyor. Peter Merlin, gelişmiş gizli teknoloji, gelişmiş silahlar, elektronik savaş sistemleri ve özellikle insansız hava araçları dahil olmak üzere bazı tahminlerde bulunuyor. U2 tarihçisi ve konuyla ilgili birkaç kitabın yazarı olan Chris Pocock, Popüler Mekaniks'e verdiği demeçte, sınıflandırılmış uçakların, daha egzotik radyo iletişim biçimlerinin, yönlendirilmiş enerji silahlarının ve lazerlerin şu anda 51. bölgede geliştirilme aşamasında olduğunu düşündüğünü söyledi. 51. bölge hakkındaki bilgiler hayali bir kurgudan başka bir şey olmasa da bu, insanların bu zincir bağlantı çitlerinin hemen ötesinde aval aval bakmalarını engelleyemiyor. Merlin, en temel düzeyde ne zaman gizli veya yasak bir şeye sahip olursanız bu insan doğasıdır. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsun, diyor. Gerçek ya da kurgu, uzaylılar büyük bir turist çekme aracıdır. 1996'da Nevada eyaleti Route 375 karayolunu dünya dışı otoyol olarak yeniden adlandırdı. 51. bölgenin batısında dünyadaki tek uzaylı temalı genel ev olarak tanıtılan Alien Cat House var. Bir web sitesinde yayınlanan GPS koordinatları aracılığıyla gizli bir nesneyi arama ve bulma amaçlı rekreasyonel aktivite için ziyaretçi çekiyor. İçeri girmek çoğu kişi için ihtimal dahilinde olmasa da meraklı siviller aslında ön ve arka kapılara kadar gidebilirler. Ayrıca ABD hükümetinin 51. bölgeye kimsenin girmesini gerçekten istemediğini unutmayın, diyor. Araştırmacılar hem Merlin hem de Pocock muhafızlar tarafından yakından gözlemlendiklerini ve hatta korkutulduklarını doğruladılar. Hiçbir koşulda izinsiz girmeyin, aksi takdirde tutuklamalar ve ağır para cezaları sizi bekliyor, diyor.